Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Ben Tolga Özbek. Son günlerde bize sorulan soruların başında özellikle kompozit malzemeler geliyor. Neden havacılıkta bu kadar çok kompozit malzeme kullanılıyor? Bu malzemelerin imalatı nasıl? Türkiye'de yerli imal edilebiliyor mu? Ve son günlerde TUSAŞ'ın Boeing'le yaptığı bir işbirliği anlaşması var. Termoplastik konusundaki üretimler gerçekleştirilecek. Bir tarafta Boeing, bir tarafta TUSAŞ var. Ağırlıklı olarak kompozit konusunda soracaklarımız için Sefa Enes Kılıç, genç bir mühendis arkadaşımız bugün bizim sorularımızı yanıtlayacak. Sefa, hoş geldin. Biraz önce seni biraz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Şimdi ben Marmara Üniversitesi Malzeme Mühendisliği bölümü mezunuyum. Yeni mezun sayılırım. Kompozit malzemeler konusunda da birçok şirkette Türkiye'de çalışma fırsatı buldum. Hem staj döneminde, hem projelerde, hem TÜBİTAK konusunda. Kendimi bu konuda geliştirdim. Yaklaşık 5 yıllık bir tecrübem var. Aynı zamanda da akademik de çalışmalarımız var. Ülkemizde kompozitin tanınmadığını düşünüyorum. Yani daha çok metal malzemelerden ibaret olduğunu düşünüyorum. Bu konuda siz de bir keyifli yayın yaptıktan sonra nedir bu kompozit malzemeler? İnsanların kafasında bir şeyler oluşabilecek. Çok teşekkürler, sağ olun. Sefa'nın talebi üzerine bize geldi, sağ olsun. Çok da güzel dokümanlar hazırlamış. Bizim de zorlu sorularımız var, bakalım. İzleyicilerimizin aklına kompozit nedir bir şeyler koyabilecek miyiz, bir şeyler verebilecek miyiz? Öncelikle kompozit dendiği zaman ülkemizde geçmişi Anadolu otomobillerle, hatta böyle şehir efsaneleri vardır. Bu otomobili inekler yiyor gibi. Biraz erken olmuş bizim Türkiye olarak kompozitle tanışmamız ama biraz geçmişi anlatır mısın? Nedir kompozit diye sorduğumuz zaman? Tabii kompozitin literatürdeki tanımına baktığımızda kompozit malzemeler iki ya da daha fazla malzemenin birbiri içerisinde hiç karışmadan veya kısmen karışarak makro, mikro ya da nano boyutta bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Yani bunu en güzel örnek kerpiç örneğinden verebiliriz. Kerpiçler ilkel bir kompozit örneğidir. Yani kerpiçin içerisindeki saman ve çamur kompozitin aslında ana yapısını. Biz günümüzde modern kompozitlerde saman yerine karbon fiber ya da cam ya da aramit kullanıyoruz. Buradaki çamur yerine ise çeşitli güçlü reçineler, yapıştırıcılar kullanıyoruz. Bunu inceleyecek olursak kompozit malzemeleri temelde meydana getiren iki bileşik var. Bunların birisine biz takviye, birisine de matris diyoruz. Takviye malzemelerimiz genellikle uzun, yani karbon fiber gibi malzemeler oluyor. Matris malzemelerimiz ise bunları bir arada tutan, yani matris malzemelerini kerpiç içerisindeki çamura örnek verebiliriz. Takviye malzemesinde o kerpiçin içerisindeki samana örnek verebiliriz. Matris malzemelerimiz genellikle güçlü yapıştırıcılar, yani yapıştırıcıdan kastım reçineler olarak tanımlayabiliriz. Tabii şimdi kerpiç örneğini sen verdiğin zaman çok sanki basit bir üretimmiş gibi ortaya çıksa da burada tabii ki anladığım kadarıyla kullanılan malzemeler ve işçilik çok ön plana çıkıyor metalle karşılaştırdığımız zaman, değil mi? Evet. Yani şu anda aslında kerpiç ilkel bir örnek ama günümüzde kullandığımız karbon fiberler çok daha güçlü. Yani bir insan eliyle kopartılamayacak kadar çelikten daha güçlü, çelikten 8 kat güçlü. İnce liflerin bir araya getirilmesiyle lif demetleri oluşturuyoruz biz. Bu lif demetleri çeşitli şekilde dokunabiliyor veya tek yönlü olarak imal edilebiliyor. Daha sonra bunu çok güçlü reçinelerle, bu reçineler kimyasal dayanıklı oluyor, sıcağa dayanıklı oluyor, darbeye dayanıklı oluyor. Bu şekilde çok güçlü yapılar elde edebiliyoruz. Peki havacılıkta kompozit niye kullanılıyor? Avantajları nelerdir? Tabii buna şöyle giriş yapalım isterseniz. Wright kardeşlerin 1903 yılında ilk uçuşunu yaptıklarında ahşap malzemeler tercih ediliyor uçaklarda. Daha sonra uçaklara olan ilginin ve popülaritenin artmasıyla birlikte uçaklarda metal dönemi başladı. En başta çelik gibi malzemeler denendi. O dönemin meşhur malzemeleri, yani daha çok kullanıldığı için çelik malzemeler. Ancak çelik malzemelerinin havacılığa uygun çok olmadığı görüldü. Neden? Çelikler hem çok ağır, çok mukavemeti kısmen düşük havacılığa göre. Daha sonra alüminyum denenmeye başladı. En başta alüminyum işte çeşitli alaşımları olmadan denendi. Daha sonra alüminyum alaşımları dönemi başladı. Yani uçaklar
daha güçlü olması istenildi, daha hızlı olması istenildi. Onlardan daha yüksek görevler istenildi. Alüminyum, metal dönemi başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında polimer ve tekstil sektöründe çok önemli gelişmeler yaşandı. Yani polimerden kastımız günümüzde insanlarımız polimeri şöyle biliyor. Biz teknik tabirde bütün gördüğümüz her şey, plastik dediğimiz her şey aslında polimer malzemedir. Şimdi polimer, İkinci Dünya Savaşı esnasında polimer ve tekstil alanında yaşanan gelişmeler kompoziti havacılığa sokmaya başladı. Bu dönemde ilk baktığımızda 1950'li yıllarda Boeing 707'lerde %2 oranında kompozit kullanımını görüyoruz. Daha sonraki yıllarda artıyor. İşte Boeing 747'lerde görüyoruz, Airbus'larda görüyoruz. Ancak asıl pik noktasını kompozit Airbus'un amiral gemisi A380'de. A380'de %16'ya kadar kompozit malzeme görüyoruz. Şimdi neden kompoziti havacılıkta kullanıyoruz? Bir, kompozitimizi çok hafif, havacılık için çok uygun. Siz uçağı hem mukavemetli, daha dayanıklı hale getiriyorsunuz hem de hafif. Ayrıca bakım masraflarını düşürüyor. Yani bakım masraflarımızdan kastımız işte metaller daha çok korozyon, ondan sonra çatlak birleştirme problemleri, perçinleme, kaynak daha çok kullanılmıyor ama perçin, işte vidalama, bunlar havacılıkta çok büyük problemler oluşturuyordu. Daha sonra Airbus A380'den sonra Airbus'un A350 ve Boeing'in 787 uçaklarına kompozitin en üst noktaya ulaştığını görüyoruz. %50 oranında, hatta %50'den daha büyük bir oranda kompozitin kullanıldığını görüyoruz. Benim merak ettiğim konulardan biri de işte hafiflik dediniz, daha işlemesi kolay, bu gibi artı özelliklerin yanı sıra biraz da güncel bir konuyu sormak istiyorum. Malum insansız hava araçlarında da yoğun olarak kompozit kullanılıyor. Kompozitin kullanılmasının belki nedenlerinden biri de radar dalgalarını yansıtmaması. Bununla ilgili kompozitin yapısı nasıl? Tam anlamıyla yansıtmaması bu kompozitte sağlanmıyor ama biraz daha radar ekosunu düşürüyor diyebiliriz. Şimdi kompozitler metallere göre daha lifli bir yapıda. Yani daha katı durmuyor. Kompozitler işte günümüzün hayalet uçaklarında kullanılıyor. Bununla ilgili açıkçası literatürde çok açık bir kaynak yok ama hayalet uçak yapmak istiyorsanız kompozitten faydalanmanız gerekiyor. Tabii konu sivil havacılık olunca yakıt tasarrufu çok önemli. Muhakkak havacılıkta tüm alanlarda bu önemli ama hava yolları günümüz ticari yapılarında ne kadar az yakıt harcarlarsa o kadar maliyetlerini düşürmüş oluyor. Boeing 787 ki imalat hattını ve daha sonra İtalya'da yapılan gövde parçalarının üretildiği fabrikayı gezme şansına sahip olmuştum. Adeta ipek böceğinin kozası gibi örerek bir devasa bir gövde meydana getiriliyor. Peki buradan da biraz kompozitin nasıl imalatta parça haline geldiğini sormak istiyorum. Ne gibi aşamaları var, biraz anlatır mısınız? Tabii şöyle anlatalım. İlk kompozitlerimiz, yani ilkel olan kompozitler, daha çok karbon fiber, kuru halde bulunan karbon fiberin reçineyle yapıştırılmasından ibaretti. Daha sonra bunu belli bir fırın ortamında pişiriyorsunuz. Pişirdikten sonra bu katı hale geliyor. Ancak herkesin bildiği üzere endüstri seri üretim isteyen, havacılıkta seri üretimle birlikte ucuzlayan uçakların fiyatlarının düştüğü bir alan. Bunun için pre-impregnant dediğimiz malzemeler geliştiriyor. Yani bunlar kısaca preprek olarak adlandırılıyor. Preprekler şöyle, reçine daha önceden kumaşa emdiriliyor. Bunlar -18 derecede veya kullanımdan önce +4 derecede bekletiliyor. Ardından üst üste yapıştırılarak imal ediliyor. Yani ben size örnek gösterecek olursam, şurada bir gördüğünüz gibi karbon fiber var. Bu karbon fiberin üzerinde belirli oranda, yani sizin üreteceğiniz kompozitin özelliklerine bağlı olarak reçine oranı, bu genellikle %30'larda kalması isteniliyor. Daha sonra bu üst üste yapıştırılıyor. Örneğin 80 kat, 100 kat üst üste yapıştırılıyor. Daha sonra, yani o sizin istediğiniz kalınlığa ulaşılıncaya kadar yapıştırılıyor. Burada en önemli parametre insan parametresi oluyor. Yani insanların üretim sırasında yaptığı bir hata kompozitinizin tamamen çöp olmasına neden olabiliyor. 787 yolcu uçağı fabrikadan çıkartılırken, ki bunun için özel bir tarih seçilmişti. Tarihler 7-8-7. Amerikan takvim sistemine göre 7. ay Temmuz 8. günü
ve de yıl 2007 idi, 13 yıl geçmiş üzerinden. Biz orada Boeing yetkililerine sorarken aslında Boeing'in o kadar büyük kompozit talebinde bulunduğunu söylediler ki başta tenis raketleri, kompozit bisikletler olmak üzere onların üretimlerinde de malzeme fiyatlarında çok ciddi artışlar olmuş. Hatta bazı bisiklet üreticileri özellikle tekrar metale dönmek zorunda kalmışlar. Günümüze bakıyoruz, dediğiniz gibi yolcu uçaklarında çok kullanılıyor. Havacılığın hemen hemen her yerinde kompozit var. Başka hayatımızda hangi alanlarda kompozitler var? Tamam, Anadolu Otomobil'den hatırlıyoruz ama biraz da bunu anlatır mısınız? Tabii. Dediğimiz gibi 1950'lerde hayatımıza radar kubbeleriyle giriyor. Radar kubbelerinde cam elyaf takviyeli kompozitler kullanılıyor. Daha sonra ülkemizde aslında daha çok kompozit malzemeler CTP olarak adlandırılıyor. Hem dünya açısından hem de ülkemiz açısından değerlendirecek olursak, ülkemizde CTP yani boru imalatı yapılıyor daha çok. İşte bu borularla büyük şehir suları, işte kanalizasyon suları karşılanıyor. Genel olarak baktığımızda dünyada işte banyo malzemelerinden spor aletlerine kadar birçok işte kay malzemeleri, daha sonra bisiklet demiştiniz yine az önce. Bunlar da kullanılıyor. Ama kompozit malzemelerin birim maliyetinin en yüksek olduğu alan uzay alanı. Uzay alanında hafifliğe çok önem veriliyor ve ayrıca uzay alanında çok olağanüstü koşullar. Örneğin siz basınçsız bir ortama giriyorsunuz, çok yüksek sıcaklıklara çıkıyorsunuz. Sizin malzemenizden çok yüksek özellikler isteniliyor. Burada kompozit malzemeler kullanılıyor. Ardından savunma havacılık geliyor. Savunma havacılıkta da işte kara araçlarından askeri kasklara kadar birçok alanda kompozit malzemeler kullanılıyor. Hem hafifliği hem de dayanımı. Daha sonra spor, otomotiv. Otomotiv sektöründe de bildiğiniz üzere şu anda elektrikli araçlar ve hibrit araçlar popüler. Bu elektrikli ve hibrit araçlarda ağırlığın düşürülmesi gerekiyor. Ağırlığın düşürülmesi, daha yüksek verim elde edilmesi bekleniyor. Bu nedenle bu alanda da kompozit malzemeler günümüzde yoğun olarak kullanılıyor. Spor araçlarında da tekrar biraz bahsedecek olursam, sporda bildiğiniz üzere en büyük problem darbelere karşı dayanım. Darbelere karşı dayanımın gerektiği ve hafifliğin gerektiği alanlarda kompoziti mecbur tercih etmek zorunda kalıyorsunuz. TUSAŞ ilk adıyla TAI 1980'lerin ortasında kurulduğu zaman işte F-16 montajı, imalatı derken özellikle kompozitle ilgili önemli çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. İşte günümüzde TUSAŞ'ın kendi özgün tasarımlarının yanı sıra Boeing 787 uçaklarının elevatörü, A350'lerin, Airbus A350'lerin de eleron olarak adlandırılan kanatçıklarındaki kompozit, böyle 7-8 metrelik devasa parçalar yapılıyor. Türkiye'de havacılık alanında, savunma ve havacılık olarak alırsak, kompozit üretiminde ne durumdayız? Şöyle başlayabiliriz buna. 1980'lerde aslında bunu TAI getiriyor Türkiye'ye. Yani savunma ve havacılıkta üretilen kompozitler konusunda Türkiye'de henüz bir tecrübe yok o yıllarda. TAI'yi de nasıl getiriyor? F-16 projesinde belirli aksamlarda kompozit kullanılması gerekiyor. Biliyorsunuz F-16'nın montaj hattı TAI'de kuruluyor. Montaj hattı kurulurken işte aslında birim maliyeti çok yüksek olmayan, motora göre işte diğer aviyoniklere göre birim maliyeti daha düşük olan kompozitlerin Türkiye'de üretilmesi düşünülüyor. Bunun için ilk teknisyenler ve mühendisler Amerika'da eğitim alıyorlar, General Dynamics firmasında. Eğitimin ardından Türkiye'ye dönüyorlar. Bu teknisyenler ve mühendisler o kadar başarılı kompozitler üretiyorlar ki, yani kusursuz kompozitler. Kompozitte başta da söylemiştim, en büyük problem insan hatası. Yani insanın bir saç telinin düşmesi kompozit yapıştırma esnasında. Dediğim gibi 80 kat kompozit yapıştırıyorsunuz. Bir saç teli veya bir ter damlası veya teknisyenin eldivensiz o serimi yapması kompozitinizin tamamen çöp olmasına, bunlar pahalı malzemeler, kompozitinizin tamamen çöpe gitmesine, hurdaya ayrılmasına neden oluyor. Bizim teknisyenlerimiz zor parçaların imalatını çok kaliteli bir şekilde başarıyorlar. Yani sorunsuz parçalar üretiliyor. Daha sonra offset kapsamında çeşitli projeler de geliyor. Bu şekilde ilk tecrübe başlıyor 1980'li yıllarda. Daha sonra offset kapsamında çeşitli projeler, işte Airbus'tan, Boeing'den, Kai'den, Kore'den gelen helikopter parçaları, Sikorsky'den gelen parçalar, kompozit parçalar imal edilmeye başlanıyor. TAI'de fabrikalar kuruluyor kompozit üzerinde, tesisler kuruluyor. Daha sonra
Tayin'in 2000'li yıllarda kendi ürünlerini de üretmeye başlamasıyla bu offset parçalarını yan sanayiye aktarması gerekiyor. Yani kendi kapasitesini aşıyor. Hem de yan sanayiye belirli bir miktarda ürün vermesi gerekiyor üretilmesi için. Yan sanayiye çeşitli firmalar kuruluyor. İşte bunlar Yüksel Kompozit, şu anda günümüzde üretim yapanlar, Odak Kompozit, işte Epsilon Kompozit, Volo Kompozit gibi firmalar da Tayin'in altında. Şimdi bunlar tecrübeyi nereden kazanıyor? Genellikle Tayin'den emekli olmuş teknisyenler, mühendisler bu firmalara danışmanlık veriyorlar kompozit konusunda. Kompozit basit görünebiliyor ama kompoziti bilmeyen bir insan için oldukça zor. Yani yaptığınız bir hata, oluşturamadığınız bir ortam veya üretimi sırasında yapabileceğiniz bir yanlış durum kompozitinizin tamamen hurdaya ayrılmasına ve o kadar maliyetin firmanızda sorun çıkarmasına neden olabilir. TUSAŞ'ın yeni bir kompozit fabrikası, kompozit bölümü yatırımı var. Çok ciddi bir yatırım. Yıllardır bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor TUSAŞ. Bu son yatırımı biraz anlatır mısın? Tabii bu son yatırım biraz daha robotların kullanıldığı, yani insan elinden değil de robotların elinden çıkacak bir tesis olacak. Gördüğümüz kadarıyla kamuya açıklanan videolarda. Robotlar kompozitte şu şekilde çalışıyor. Bir bant halinde, bu şekilde değil de bir bant halinde geliyor. Bunlar kalıp üzerine serim yapıyorlar. Yani biz bunu yapıştırma, bunları üst üste getirip yapıştırma işlemine serim diyoruz. Robot sayesinde sorunsuz ürünler, daha büyük parçalar, işte siz de görmüşsünüzdür, motor kapakları, motor kaputları üretilecek. Bunlar sayesinde hem daha yüksek kapasitede ürünler üretilecek, hem de milli muharip uçak gibi, ondan sonra Gökbey gibi helikopter parçalarının kompozit parçaları da orada imal edilebilecek. Şimdi tabii kompozitin ana malzemesinin üretilmesi, işte liflerin veya belirttiğiniz gibi reçinenin Türkiye'de üretimi var mı? Bu konuyla ilgili çalışma yapan şirketlerimiz bulunuyor mu? Şöyle söyleyeyim. 2013 yılında Doğu ve Aksa Akrilik Fabrikası bir ortaklık kurdu. Bunlar Doğu Aksa adında bir fabrika kurdular Yalova'da. Çok büyük bir tesis burası. Bunlar karbon fiber üretiminden başlayarak şimdi günümüzde reçine emdirilmiş preprek dahi üretebiliyorlar. Yani ülkemizde şu an karbon fiber de üretiliyor. Karbon fiber preprekler de üretiliyor. Tabii burada önemli bir husus var. Doğu Aksa kurumumuzun, firmamızın karşısında Toray, Teijin gibi rakipleri var. Yani bu rakipler yaklaşık 50 yıldır, 60 yıldır karbon fiber üzerine araştırma, geliştirme, çeşitli projeler yapan kuruluşlar. Tabii ilk aşamada zor oluyor. Neden zor oluyor? Karbon fiber zor bir malzeme. Bunda belirli bir mukavemet seviyesine ulaşmanız gerekiyor. Doğu Aksa bunu geliştirmiş, şu anda hem iç piyasaya hem de dış piyasaya ürünlerini hem karbon fiber olarak hem de bunu preprek olarak sunmuş durumda. Yani bu anlamda da yerli çalışmalarımız var. Bir başka şirket sanıyorum Kortsa. Kortsa ne yapıyor? Kortsa şöyle, Kortsa aslında Sabancı Holding'in gözde bir kuruluşu. Kort bezi üretiminden, tekstil alanından geliyorlar Kortsa daha çok. Kortsa 2010'lu yıllarda bir merkez kurdu. Kompozite yöneldiğini bu merkezden anlıyoruz. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi. Buraya kompozit alanında hem üniversite, Sabancı Üniversitesi'nin akademik bilgi birikimi hem de Kortsa'nın teknik, daha çok fabrika bilgi birikimini birleştirildiği bir tesis kuruldu. Bu tesiste kompozit alanında çalışmalar yapılmaya başlandı. Kortsa daha çok karbon fiber değil de karbon fibere emdirilen reçine, bunun preprek hale getirilmesi üzerine çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda da yurt dışından çeşitli firmaları satın alıyor, onlarla işbirliği yapıyor. Geçen gün kamuya açıklandığında NASA'da kullanılan kompozitlere malzeme tedarik ettiğini gördük. Bu şekilde Kortsa'da da preprek üretimi konusunda yoğun çalışmalar var. Türkiye'deki yerli malzeme üreticilerinin Türk tasarımı insan savar aracı, uçak, helikopterde kullanılıyor mu bu malzemeler? Evet. Bunlar bildiğiniz üzere İpek, Koza, Kartal gibi projeler var. Bu projeler Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çeşitli firmalarla, işte Doğu Aksa'yla, Kortsa'yla, Mirarge gibi firmalarla yürütülen projeler var. Bunlar yerli ürünlerimizde, örneğin Anka'nın kanat kirişinde kullanılmak üzere projeler geliştiriliyor ve ürünlerde kullanılmaya devam ediyor. Şimdi tabii hep kompozit aşağı, kompozit yukarı diye konuşurken
Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ın Boeing'le imzaladığı bir anlaşmayla termoplast malzemeler de gündeme geldi. Kompozitle termoplastı bir karşılaştırır mısınız? Şöyle açıklayalım. Aslında kompozitle termoplastik farklı malzemeler değil. Polimer demiştik başta. Yani biz dünyada gördüğümüz bütün plastiklere polimer diyoruz. Şimdi polimerler iki grup altında. Kompozitlerde kullanılan polimerleri iki grup altında inceliyoruz. Bunlardan birisi termoset, diğeri ise termoplastik. Termoset geri dönüştürülemeyen, yani katı hale geldikten sonra bir daha asla geri dönüştüremeyeceğiniz, ısıyla şekil veremeyeceğiniz malzemelerdir. Bunlar güçlü çapraz bağlarla bağlanmış ve artık bir daha bunu geri dönüştüremezsiniz. Başka şekil veremezsiniz. Termoplastikler ise ısıyla yeniden şekil alabilen malzemeler. Şimdi termosetleri biz uçaklarda yoğun olarak kullanıyoruz. Az önce de söyledik. Boeing 787'de, Airbus A350'de %50 üzerinde kompozit kullanıyor. Bunların birçoğu termoset kompozit. Yani geri dönüştürülemeyen bir kompozit. Geri dönüştürülemeyen kompozitlerde şu sorun oluyor. Şimdi 20 yıl, 30 yıl sonra bu uçaklar eskidiği zaman bu uçakları ne yapacaksınız? Doğaya atacaksınız. İnsanların da doğaya karşı olan bilinci arttığı için artık insanlar diyor ki biz geri dönüştürülebilen bir malzeme istiyoruz. Burada termoplastik konusu giriyor. Şimdi termoplastik konusu eskiden beri bilinen bir konu. Ancak termoplastik kompozit üretiminde bir tecrübe yok şu an için ülkemizde ve dünyada. Termoplastiği şöyle örneklendirebiliriz. Termoplastik ısıyla yeniden şekillendirilebilen, sürekli şekillendirilebilen malzemelerdir. Bunlarda güçlü çapraz bağlar yok. Yani bağları biraz daha termosetlere göre daha esnek. Yani bağları daha kolay açılabiliyor, çözülebiliyor. Bağlar sayesinde de şekil verebiliyoruz. Şimdi termoplastiklere örnek verecek olursak bildiğimiz PET su şişeleri, bunlar biliyorsunuz geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Bunlar termoplastiktir. Ama hepimizin başına geldiği gibi ocakta tencere ısınırken tencerenin kulpunda bazen kömürleşmeler görürüz. Bu kömürleşmeleri gördüğümüz malzemeler termoset malzemelerdir. Eğer burada termoplastik olsaydı ısıyla beraber erime olacak, yangına neden olacaktı. O yüzden termoplastik malzemeler kömürleşir, termoset malzemeler kömürleşir, termoplastik malzemeler ise eriyerek yeniden şekillendirilebilir. Şimdi Boeing'de TUSAŞ arasında gelen anlaşmaya gelirsek, TUSAŞ'ın bu konuda uzun süredir yatırımlarının olduğunu biliyoruz. Kamuya açıklanıyor. Bu şekilde işte araştırmalara önem veriliyor. Ülke olarak da bildiğiniz gibi MİRARGE ile KOZA projesi var. MİRARGE ile KOZA projesi Savunma Sanayi Başkanlığı ve MİRARGE ortaklığında yürüyen, yani Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleyerek yürüttüğü bir proje. Burada İHA'larda kullanılan kompozitlerin termoplastik, yani termosetten ayrılıp termoplastik konusunda çalışmaları var. Şimdi bunu bağlayacak olursak TUSAŞ'ın aslında termoplastik konusunda yatırımları birkaç yıldır var. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda da bununla ilgili tecrübeler var. Boeing'de muhtemelen yeni gelecek Boeing 787'lerin yeniden bir proje alınacak. Muhtemelen öyle düşünüyorum. Ben şu an herhangi bir bilgim yok. Bunu tamamen tahmin ederek söylüyorum. Boeing'den yeni yapılacak işbirliğiyle termoplastik kompozitlerin işte yeni açılacak tesiste muhtemelen termoplastik kompozitlerin üretimi konusunda bir çalışma yapılacak. Bu şekilde Boeing'le anlaşma yaptıklarını düşünüyorum. Kamuya da çok aydınlatıcı bir açıklama yapılmadı. Yani benim tahminlerim bunlar. Veriler muhtemel TUSAŞ'ta Boeing arasında yeni bir işbirliği ve yeni malzemeler içeren bazı üretimin olacağını gösteriyor diyorsunuz. Kompoziti anlatırken gerçekten bu çok zor bir teknoloji mi? Uygulamak etmek çok mu zor? Bir de gelecekle ilgili kompozit olarak hangi malzemeler neler çıkacak önümüze? Kompozit aslında zor bir teknoloji. Neden zor bir teknoloji? Malzeme bilimine hakim olmanız gerekiyor. Birçok ülke karbon fiber üretebilir, reçine üretebilir ancak kimse havacılık için bir parça, kompozit parçası üretemiyor. Burada belli başlı ülkeler var. Neden kompozit zor bir teknoloji mi? Şimdi burada yetişmiş elemana ihtiyacınız var. Yetişmiş eleman nasıl yetişiyor? Batılı ülkelerde herhangi bir eğitim almış, orada kompozit firmalarında çalışmış, uluslararası, işte Amerika'da olabilir, Avrupa'da olabilir, Fransa'da, İtalya'da olabilir. Burada eğitim alması gerekiyor ve kompozitin yapısında, üretiminde ve kalite kontrolünde neler yapılacağını bilmesi gerekiyor.
Şimdi günümüzde ise kompozitler daha çok insan elinden değil de robotlara, robotlaşan dünyada robotlara kompozite geçiyor aslında. Üretimde robotlardan oluşuyor. Şimdi robotları kullanabilmek çok önemli. Robotlarda kullanılan malzemeleri de bilmek çok önemli. Bu konuda kompozit aslında tecrübe gerektiren bir alan. Biz hep motor diyoruz, işte aviyonik diyoruz, bunların yerleştirilmesi lazım diyoruz ama Amerika'dan ithal ettiğiniz bir kompozit parça veya bir preprek veya bir reçine herhangi bir ambargo uygulandığında bu da sorun yaratabilir. Yani uçağınızın ana yapısını oluşturamayabilirsiniz. Elinizde eğer gerçekten kaliteli bir reçine, kaliteli bir karbon fiber yoksa. Geleceğine de bir bakalım. Tabii şimdi gelecekte uçaklarda havacılık alanında şöyle düşünebiliriz. Havacılık alanında literatürde baktığımızda kendi kendini iyileştiren kompozitler üzerinde çalışılıyor. Yani kompozitin içerisinde bir kırık, çatlak meydana geldi. Yani bunu kırık demeyelim de daha çatlak demesi daha uygun olur. Çatlak ilerlerken belirli bölgelere yerleştirilen bir sıvı reçine olacak. Ya bu daha çok şu an kamuya açıklanmıyor ama literatür çalışmalarında da göremiyoruz. Bir sıvı olacak. Çatlak bu sıvıya geldiği zaman sıvı devreye girecek, yani dağılacak, o çatlağı durduracak. Kendi kendini iyileştiren yeni nesil malzemeler geliştiriliyor. Ayrıca havacılıkta da sensör vardır. Kanatlarda, işte çeşitli uçağın herhangi bölgelerinde. Bunlar işte gereğinden fazla yüke maruz kaldığı zaman uyarı verir. Şimdi bu sensörleri biz kompozitin içerisine gömmeye çalışıyoruz. Yani gömmekten kastım fiber kablolar, çok 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 ince. Yani bunu gözde dahi görmek zor olan fiber kabloları kompozitin içerisine belirli açılarla yerleştireceğiz. Kompozite beklenenden, yani ona izin verilenden fazla bir güç uygulandığında otomatik olarak bu kabloların açıları, bu fiber kabloların açıları bozulacağı için kompozit hasar almış veya hasar alacak durumda diye işte kabine, yer ekiplerine uyarı gidecek. Bu şekilde de kompozitin yapısı, yani kanadınıza yerleştirilen kompozitin siz sürekli, örneğin bu eleron olabilir, eleron yapısını takip edebileceksiniz. Bir de son olarak eklemek istediğim, uçaklarda bildiğiniz üzere buz kırıcı sistemler, anti-icing sistemleri vardı. Bu icinglerin yerine de şimdi günümüzde kompozitlerin içerisine yerleştirilen nano malzemelerle ısıtma, yani buz kırıcı sistemler geliştirilmeye çalışılıyor. Bunda Boeing'in çalışmalarını görüyoruz. Yani siz artık yeni çok yüksek maliyetler ödeyip buz kırıcı sistemler yerine kompozitin içerisine belirli yerleştireceğiniz nano malzemeleri çeşitli seviyelerde elektrik uygulayarak kompoziti ısıtacaksınız ve uçak havadayken buz kırma işlemi gerçekleşecek. Çok teşekkürler. Benim aklıma uzun süredir takılan kompozit konusuyla ilgili gerçekten genç kardeşimiz Sefa çok güzel bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Lütfen bu videoda soracağınız aklınıza gelen soruları yorum olarak gönderebilirsiniz veya bana info@tolgozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Havacılık konusunda, savunma konusunda, imalat teknolojileri konusunda tolgozbek.com sitemizde haberler paylaşıyoruz. Takip etmenizi öneririz ve hala tabii abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Yeni bir videoda, hafta içi her gün video yapıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.